Ben Adem Hoca, herkese iyi günler diliyorum. Tarama testlerine cümle ögeleri ile devam ediyorum. Cümle ögeleri çok önemli biliyorsunuz sınavlarda karşımıza çok sık geliyor. Gelmiş ya da gelebilecek soru tarzları, püf noktaları üzerinde duracağım sevgili arkadaşlar. Şimdi hep beraber birinci soruya bakalım. Önce siz kendiniz çözüyorsunuz. Özne yanlış gösterilmiştir hocam. Açık yerde tepecik kendini dağ... Ya kendini daha sana ne? Tepecik hocam. Özne burada sıkıntı yok. Ee, akşamın hayrından sabahın şerri yeydir. Yey olan ne sabahın şeri. Biliyorsun özneyi bulmak için kim ve ne sorusunu Soruyu Bilmeyenler şunu not alabilir arkadaşlar. Yüklemdeki iş insan ile alakalıysa kim? insan dışı varlıklar için ne? Bundan dolayı kim ve ne demişler Türkçeciler. Tamam mı? İşte yey olan sabahın şerri. Arşın malı satılmaz olan ne? Arşın malı. Semadan gelen ne? Akranıyla konuşmayanın sesi. Bu bir değil mi? Bir tamlama ayrılmaz. Azıksız yola çıkanın iki gözü. Bir defa her zaman söyleriz. Tamlamayı ayırmayacağız. Bakın. Şurada nın eki var ya. Bu tamlayandır. Çıkanın gözü. Hatta biz ne deriz? Bakın. Şu çok çok önemli. Lütfen not alalım. İşimize yayıyorum. Kimin ve arkadaşlar neyin kelimeleri tamlamayı buldurmayan sihirli sözcükler. Yani ögelerde kimin neyin diye bir soru yok. Tamam mı? Bir öğrenci öge sorusuna kimin ve neyin soruyorsa yanlış yoldadır tamlamayı ayırmaya çalışıyordur. Aman dikkat. Kimin gözü azıksız yola çıkan hocam cevap E şıkkı tamlamayı ayırdığından dolayı cevap E diyoruz. Hemen şu sağdaki sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz. Evet ögelerden hangisi bulunmamış bulunmamaktadır. Bu soru bana 2020 TET çıkan soruyu birazcık anımsattı. Lütfen dikkat. Yani nedir buradaki mantık? Mesela baba mesleği olduğu için diyor ya. Acaba bu zaf tümlecimi değil mi? Edadan ve için gibi kelimelere dikkat, eklere dikkat. Hemen cümleyi okuyalım. Baba mesleği olduğu için bakır işletmeciliğine devam eden kim ustalar? Zanaatlarını tek başına sürdürüyor. Şimdi sürdürüyor yükle. Çok önemli. Sürdüren sizce bakır işletmecilerine devam eden kim ustalar mı? Bakın özne şu mu? Şurası zaten özde zaten kesin değil mi? Bu orası özde ama acaba baba mesleği olduğu için kelimesi burası zaf tümleci mi yoksa öznenin içinde bir öge mi? Burada mantığımız ne? Her zaman şunu söylerim bakın not 1 bunu not alalım. Bir kelimenin ya da kelime grubunun öge olabilmesi için cümlenin patronu olan yüklemden izin alması lazım. Ne demek buradaki mantık? Yüklemle alakalı mı? Yani baba mesleği olduğu için mi sürdürüyor? Baba mesleği olduğu için mi bakır işletmeciliğine devam etmiş? Hocam cümleyi okuduğumuz zaman şöyle aklıma ne geliyor ya da ne oluyor? Baba mesleği olduğu için bakır işletmeciliğine devam eden ustalar ben bunu ayıramam ki. Çünkü bu içine içine kadar olan öbek arkadaşlar sürdürülmekle alakalı değil de usta ile alakalı. Bundan da burası tamamen özne. Bu ustalar neyi sürdürüyor zanatlarını? Nesne? Ee, nasıl sürdürüyor tek başlarına? Bakın bu da çok önemli bir mevcut. O da şu. Lütfen not alalım. Bir yerde dolaylı tümleç varsa %100 E, D deneklerinden birini alması hatta edadan deriz değil mi? Bakın. Dolaylı tümleç varsa bir yerde sonu edadanla bitecek. Kesin. Ama her edadan da dolaylı tümleç olmaz. Burada olduğu gibi. Nasıl sürdürüyor tek başlarına? Buradaki tek başlarına nedir arkadaşlar? Zarf tümlecidir. Bundan dolayı bu yükleme bulduk, özneyi bulduk, nesneyi bulduk, zarfı bulduk ama dolaylı tümleç kesinlikle yok. Tamam. Ama burada şunu vurgulamak istedim. Baba mesleği olduğu için kelimesi zarf tümleci değildir. Bunun nefesi eli ustaya kadardır. Yükleme el sallayamıyor, eli yetmiyor. Bundan dolayı cevap denizi demiş olduk. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Konu tekrar yapıyoruz. Bakın tarama testi konu. Önemli püf noktaları beraber bir tekrar edelim. Şimdi yalnızca özne ve yüklemdir. Arkadaşlar bir cümlenin e, tamamı özne ve yüklemdense %99 sonu isimle bitiyor. Yani mesela burada ne olabilir? Ya şu A olacak bana göre ya da C olacak. Sonu fiille bitenler genelde özne yüklemden çok çok nadir olur tamam mı? E, mesela burada bakalım. Sabanın ucundadır hocam. Bu isim tanıması ki ayrılmaz ek eylem almış yüklem. Sabanın ucunda olan ne? Zahirin ambar özne yüklem hocam. Cevap A seçeneği. Net, değil mi? ama devam edelim. Yani farklı bir şey var mı bakalım. Benzeyen ne? Cahil adam özne. Neye? Meyve vermeyen ağaca dolay Mal adama hem dost hem düşmandır. Bakın hem hem bağlacı bu artık bir e, değil mi? öbek yapmış. Hem dest hem dost hem düşmandır. Yüklem kim? Mal neye adama dolay tümleç. Irmak kenarına çeşme yapılmaz. Çeşme özne ırmak kenarına dolay tümleç. Onmadık yılın yağmuru harman vakti yağar. Yağar gökten yağan. Onmadık yılın yağmuru özne. Nereye? Ne zaman? Harman vakti zaftunucu olur. Cevap A şıkkı demiş olduk. Arkadaşlar beşinci soruda dikkat edelim. Ögelerinin dizilişi bakımından bu cümleyle aynı olacak. Şimdi bakın hemen size kendi tecrübemi, tekniği ve taktiğimi söyleyeyim. Bir cümlenin sonu isimle bitiyorsa genelde özne yüklemdir. Aynısını istiyorsa hangi cümlenin sonu isimle bitmiş? Mesela söz etmek bu olamaz hocam. Yer alır olamaz. Bulunur fiille bitmiş. Olmuştu. fiille bitmiş. E, isimle i̇simle bitmiş cevap bursa. Bakalım doğru mu bakın. Bakın bu sizin işinizi kolaylaştırır. Kendinize güven verir. Tamam mı? Bak bu tecrübeye güvenin arkadaşlar. Şimdi bakalım. Orta Asya'daki Türk illerinde rastlanmayan cirit Osmanlı Sarayı'nın en çok oynanan oyunudur. Hatırlarsanız şunu demiştim ilk soruda. Kimin oyunu, bakın kimin oyunu Osmanlı Sarayı'nın. Eğer bir isme kimin ve neyin sorusunu soruyorsan bilgi orası tamlamadır. Yani Osmanlı Sarayı'nın en çok oynanan oyunudur. Tamamen yüklem çünkü isim tamlaması. Ne? Orta Asya'daki Türk ilden rastlanmayan cirit. Sıfat tamlaması. Yani öznesi sıfat tamlaması yüklemi isim tanıması olan bir öge özne yüklem. Hemen Bursa'ya bakalım. Bakın su, e, sporlarındandır. Kimin sporları? Sporlar kimin? Türklerin. He hocam burası tamamen tamlamıştı. Türklerin binlerce yıllık geçmişe sahip sporlarındandır. Burası tamlama. Ne? Avcılık özne. Cevap Bursa diyoruz. Evet bakalım şu altıncı sorumuza güzel soru bakın. Hangi numaralı cümle zarf tümleci, dolay tümleç, özne ve yüklemden oluşmuştur diyor. Süper. Yani zarf tümleciyle ile başlayacak. Yağlı güreş geleneksel Türk sporudur. Bakın geleneksel Türk sporudur. Nedir bu? Tamlamadır, yüklem, yağlı güreş, özne, özne yüklem. Dikkat edin sonu isimle bitenler genelde özne yüklem ya da tamamen yüklem olur. Biri eledik. Bu spor hocam özne ile başlamış. İki eledik mi? Yani adlandırılan ne? Bu spor özneyle başlamış. Geç 3. Yağlı güreş hocam 3'te olamaz. Özneyle başlamış. Hani bir pratik kazanalım. 4'e bakalım. Güreşçilerin vücutlarının yağlanması nedeniyle birbirlerinin tutmaları zorlaştığından zarf fiili ki bakın zarf yapmış. Tamam. Büyük güç usta gereken sporda sporda hocam tamamen yüklem hocam. Bunu dedik Zarf türmeci yüklem. 5'e bakalım. Şimdi bugün yurdumuzda yağlı güreş, düğünlerin, panayırların en önemli eğlencesi bakın. Neyin eğlencesi? Düğünlerin, panayırların arkadaşlar bakın çok çok önemli. Hemen ne yaptım? Burası işte. Hocam nedir? Tamlama. Düğünlerin, panayırların en önemli eğlencesi olan ne? Yağlı güreş. Yağlı güreş nerede e, önemli eğlencesidir? Nerede? Yurdumuzda. Dolayısıyla ne zaman? Bugün zaf tümü cevap edene. Burada şöyle bakın. Bugün yurdumuzda yağlı görüşle bir sıfat tamaması olamaz. Hepsi ayrı ayrı bakın. Bugün önemli eğlencesidir. Yurdumuzda önemli eğlencesidir. Ya hepsi yüklemle ayrı ayrı alakalı olduğundan cevap E diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet yedinci sorumuzla cümle ögelerinin püf noktalarını hatırlamaya devam ediyoruz. Ögelerin doğru sıralanışı. Her canlı bireyin ve neslin hayat planı hücre hafızasını meydana getirir. Yüklem getirir değil, meydana getirmek. Meydana getirmek çünkü deyimdir. Ortaya çıkmak gibi çok geldiğinden dolayı. Meydana getirmek yüklem deyim. Meydana getiren ne? Ne diyeceğim? Çünkü fiildeki iş yüklemdeki iş insan değil. Cansız varlık. Her canlı bireyin ve nesne hayat planı, insan dışı varlık. Hocam şurası tamamen ne olur? Özne olur. Hatta bu nedir? Bir tamlama. Ne meydana getirir mi? Neyi mi? Bakın. Hücre hafızası mı? Hocam belirtili nesne olur. Tamam mı? Yani cevap C olur. Bu da yeri gelmişken şunu not alabilirsin. Bilelim. Arkadaşlar belirtili nesne muhakkak hal ekiyle biter. Bakın hafızası mı? Sı iyilik eki'dir. ekiyle bitmez hiçbir zaman belirtili nesne. Bir daha söylüyorum. Belirtili nesne halikiyle biter. Belirtisiz nesne iyilik ekiyle bitebilir. Ama kesinlikle şey vardır. Yani ekstradan ı, I, i, u, ü var. O da ekidir. Aklımızda bulunsun sevgili arkadaşlar. Bu önemliydi. Yedi Ceyhan. Burada asıl, en önemlisi deyim meselesi. Şimdi hemen sekizinci soruya bakalım. Arkadaşlar bu çok önemli. Ben buna şöyle üç yıldız koyuyorum. Bazı arkadaşlar bu tip sorularda zorlanıyor. Buradaki mantığımız şu. Lütfen iyi dinleyelim ve not alalım. Çünkü sınavlarda bu tip sorular çok sık geliyor. Cümlenin öznesi hangi gruptur diyor. Şıkta hep gruplara var. İsim tanıması grubu, sıfat tanıması grubu, sıfat bir isim bir zat. Bunlar hepsine biz ne diyoruz? Grup yani. Yani birden çok kelime. Şimdi önce özneye bakalım. Buğday ruşeğimi içerdiği için bazı ürünleri tercih etmek, bu yiyeceklerin günlük beslenmemize dahil edilmesi için en haklı gerekçidir. Bakın hep söylerim. İyi okuyan, hızlı okuyan, vurgulu okuyan, bu cümlede iki tane ögü olduğunu bilir. Bu, okumak çok önemli. Bundan dolayı virgülden sonrası tamamen bir tamlama. Ben bunu ayıramam. Yüklem. Ne? Buğday şeyim için, içerdiği için bazı ürünleri tercih. Burası da tamamen öznedir. Şimdi dikkat edin bakın. Burada çok önemli bir bilgi sunacağım size. Bu cümlenin özdesinde buğday rüşeymi isim tanımasıdır. Tamam mı? İçerdiği sıfat fiildir. Bazı ürünler sıfat tanımasıdır. Tercih etmek isim fiildir. Aslında hepsi var. Aslında şurada yani zarf fiil hariç hepsi var. Ne yapacağız? Hocam buğday şey mi? İçerdiği sıfat fiil. E, sıfat tanıması, aynı zamanda sıfat fiil tanıması, aynı zamanda isim fiil. Her zaman son kelimeye bakacağız. Yani burada malı götüren hangisi? Yani yükleme yakın hangisi? Altını çizdim öznenin sonu neyle bitmiş? Tercih etmek. Yani burası ne olur arkadaşlar? Tercih etmek isim tanıması değil, isim fiil grubu olur. Demek ki bu tip sorularda söz gruplarında her zaman mesela sonu içinle bitseydi ne dedik mesela? Edat grubu derdik. Sonu tercih ettiğinden olsaydı dığından zafil grubu derdik. Tercih edenler deseydik sıfat fiil grubu derdik yani. Tamam mı? Çok çok önemli arkadaşlar. Sıf isim fil grubu demiş olduk. Gelelim şu dokuzuncu sorumuza. Evet bakalım ne diyor dokuzuncu sorumuz? Doğru sıralanışı. Babamın aylığını alamadığı günlerde harçlıksız kalma korkusu kendini gösterir. Arkadaşlar yüklem gösteriyordu mu? Kendini gösteriyordu mu? Kendini göstermek deyimdir ve deyimler ayrılmaz. Yüklem hocam kendini gösteriyor. Kendini gösteren ne? E, haçlıksız kalma korkusu özne. E, ne zaman? Babamın aylığını almadığı günlerde zarf türmeci. Hocam Eda Adan'la bitmiş, bitebilir. Zarf türmeci de Eda Adan'la bitebilir. Tamam mı? Burada önemli olan soru. Ne zaman? Zarf türmeci. O zaman zarf türmeci özne yükne olur arkadaşlar. Burada aslında ee, ne var şu şu D çevirici olabilir belki. Çünkü kendini göstermek bir eee yüklem diyeceğiz. Bu belirtilmesi değil. Çünkü tam e, deyim demiştik zaten. Evet, şu 10. soruyu yapanı tebrik edeceğim. Yani kolay ama bir tık da zor diyeyim bakın. 10. soru bana göre zor. Bir şey bilmeyin için. Ama güzel soru. Soru özneyi buldurma yöneliktir. Değil mi? Hemen A diyebiliriz. Hocam burada kim var? Özneyi bulmak için hangi soruyu soruruz biz? Kim ve ne? Ama hocam bak buradaki mantığımız şu. Bu tip sorularda lütfen önce soru kelimelerin altını çizelim. Kim var? Nereden var? Burada ne var? Denizli'de kimi? Edirne'de hangisi var? Tamam mı? Yapacağım hareket şu. Cümle ögeleri sorusu değil burada. Bu kelimeleri ögeleri ayıracağız. Cümleyi bu kelime hangi ögenin içerisinde kalıyor? Mesela A şıkkında yüklem hangisi biliyorsun önce yöntem diyorduk. Yüklem özne nesne ve tümleç yani yöntem. Bu cümlenin yüklemi hangisi? Dün akşam alışveriş merkezinde seni soran kimdi hocam? Yüklem kimdi? Kim olan? Kim seni soran? Özne. Nerede? Dün akşam alışveriş merkezinde. Ne zaman? Dün akşam. Nerede? Alışveriş merkezinde. Yani burada şunu diyeceğim arkadaşlar A seçeneğinde. Kim sorusu yüklem olduğundan özneyi bulu cevap ver. Seni soran kimdi? Annemdi, babamdı, kuzenimdi, kardeşimdi. A şıkkı olamaz. A şıkkında soru yüklemi buldurmuştur. Çünkü soruda yüklem, cevapta yüklem. Bu A olamaz. Nereden geliyor? Ankara'dan, İzmir'den. Nereden geliyor bakın? Nedir bu? Dolaylı tümleç zaten. Dolaylı tümleç sorusu, dolaylı tümleç. Bakın şöyle deseydim, neredeydin? Bak bak. Neredeydin desem yüklem olurdu. Çünkü burada yüklem zaten var ayrı. Nereden geliyor? Dolaylı Ne istediğin? Elma, armut, kitap, telefon, telefon neyse. Ne kelimesi burada aslında bir şeyin yerini tutmuş. Nesnenin yerini tutmuş hocam. Bu nesneyi buldurur. Şöyle deseydim en yakın arkadaşın neydi? Neymiş? Değil mi yani? Neyinmiş? Nedir desem yüklem olurdu. Bu çok önemli. Bekliyorsun sen kimi hocam? Nesne bu. Nesne. Hangisi söyledi? Bak söyledi yüklem. Söyleyen kim? Hangisi? Bakın özne bu. Bu kadar yani. Her zaman bu mantık bir Söyledi yüklem. Söyleyen kim? Geziye beraber geleceğiniz dün sana kim söyledi? Hangisi? Cevap ver. Ahmet söyledi. Sınıfın yaramazı söyledi. Bakın cevap da özne, soru da özne. Bundan dolayı cevap E diyoruz. Gerçekten E diyeni tebrik ettim. Bakalım şu 11. soruya. Hangisinde nesne vurgulanmıştır? Cümlede ögeyi vurgulamanın bir yolda onu yükleme yaklaştırmaktır. Şimdi hangisinde yüklemden bir önceki öge nesnedir? Bakın yağacak. Ne yağacak? Yağmur hocam. Burada özne vurgulanmıştır. Geç. Bekledim arkadaşımı nesne vurgulanmıştır. Geç. Gideceğiz geleceği arkadaşlarımla. Kimin ile arkadaşlarım? Edat Türmeci ya da Zarf Türmeci. Hocam geç. Aldım kütüphaneden dolar türmeci. Geç. Bekliyorum ee, her akşam. Bakın her akşam değil mi? Her akşam. Bu nedir zaten? Zaft ümidi. E, söyledi niye söyledi bize? Nesli diyor. Cevap Bursa olur yani. Ben niye eledim? Bekledim. Arkadaşımı bekledim. Cevap Bursa demiş olduk değil mi? Evet şu 12. soru da gerçekten çok güzel. Yani bu soruyu da yapanı tebrik ediyorum. Bakın şöyle zor yazdım. Lütfen yorumları yapın hocam. 12'yi doğru yaptım. 10. soruyu doğru yaptım. Tamam mı? Biz de şöyle sizinle iftihar edelim. Gururlanalım arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen soruyu kendiniz dikkatli çözün ve dinleyin. O çok beğenilen yemekleri sizin için hazırladım. Hazırladım yüklem. Ben hazırladım gizli özne. Neyi? O çok beğenilen yemekleri, nesne, hatta işte nedir bu? belirtilinesi. Tamam. Sizin için. Hmm. Arkadaşlar lütfen iyi dinleyin. Kimin için? Ne için soruları edat tümlecidir. Ortaokulda buna zaf tümleci bakın önemli bir şey söylüyorum. Hatta şunları yazarsanız sevinirim Bir kenara lütfen not alalım, yazalım. Bakın kimin ile, tamam yazıyorum ben. Kimin ile, kimin için. Lütfen not alalım çünkü bu sınavda çıktı. Bir de bakın mesela neye göre? Neye göre? Bu da sınavda çıktı KPSS'de. Mesela ne ile? Kimin için? Kimin için? Hatta bakın ne için farklı şey, ne için farklı şey diye. Bak biraz sonra anlatacağım. Ne için farklı şey, ne için farklı şey. Ne için sebep, ne için amaç. Tamam mı? Bunlar hepsi gerçekten önemli. Ortaokulda arkadaşlar 8. sınıf LGS'de bunlar hepsini zaf tümücü kabul ediyorlar. Ama Lise müfredatında bunlar ayrı ayrı ve sorularda buna göre. Şimdi bu mantıkla çözelim soruları. Bakalım şimdi. Hazırladım yüklem. Ben gizli özne. Neyi? O çok beğenilen yemekleri. Kimin için? Sizin için. Normalde edat tümeci bu. Ama bakacağım şimdi. Soruya göre bakalım. Şimdi hemen A'ya bakalım. Sınıftaki öğrenciler çok hoşnuttuğu için uyardım. Uyardım yüklem. Kim ben? Kimi? Sınıftaki öğrencileri. Nesne hatta belirtili. Niçin? Çok konuştuklar için. ni için zarf Şimdi bakın cevap A olabilir. Ama ben soruya bakalım. Bakın ÖSY mi e bu? Belli olmaz. Adama ters köşe yatırabilir. Yani A şıkkı oldu gibi. Nesne edat tümleci yüklem. Nesne zaf tümleci yüklem. Edat tümleci ve zaf tümlecine bakacağım. Şimdi yeni yazdığım bu kitabı canım e, babama ithaf ediyorum. İthaf ediyorum. Neye canım babama? Dolay tümleci olduğundan B'yi eledim. Kime? Canım babama. Eledim B'yi. İstiyorum ne kadar çok hocam zaf tümeci var burada. Ee, konuşun bu konu aramızda kalması. Neyi istiyorum? Bak neyi istiyorum? Konuştuğumuz konunun aramızda kalmasını. Nesne, zaf. Aslında A ile C de aynı oldu şimdi. Bak bak. Hmm, ne kadar istiyorum? Çok zaf tümeci. Nesne zaf. Şimdi A ile C aynı oldu şimdi. Bak işler değişti. İnsanların ne dediği hiçbir zaman umurumda değil. Umurumdadır, umurumda değildir. Buradaki değil. eylemin olumsuzluğu ayıraması. Bak güzeldir, güzel değildir. Not alalım bunu. Güzeldir yüklem, güzel değildir de yüklem. Tamam, bu eylemin olumsuzluğu. Yüklem hocam. Umurumda değil olan ne? İnsanların ne dediği. insanların ne dediği. Ne zaman hiçbir zaman zarf hmm, umurum, Bu özne. Bunu da eledim. Şimdi arkadaşlar E'ye bakalım. E, ayarladık yüklem. Dersin süresini konunun uzun ya da kısa oluşuna göre ayarladık. Neyi ayarladık? Dersin süresini nesne. Dersin süresini neye göre ayarladık? Kime göre? E göre. Edat da bitmiş. Konunun uzun ya da kısa oluşuna göre hocam edat tümleci cevap edir Bakın. Yani böyle soru gelebilir bakın. Yani e, ki geldi edat tümleci, zarf tümleci bakın. Mesela şöyle düşünün. Sanırım şöyleydi. İşte anneme göre öğretmen olmalıyım. Kime göre? Anneme göre. Edat tümleci. Bakın burada bir daha söylüyorum. Sizin için, kimin için? Edat tümleci. Neye göre? Kime göre? Bu da edat tümleci. Burada soruyu hazırlayan hocamız edat tümleci ve zarf tümlecini ayırmış. soruda buna göre vermiş. İşte iyi öğrenci bunu ne yapacak? Bu ayrımı bilecek arkadaşlar. Eğer şıklarda edat tümleci yoksa zarf tümleci kabul ederiz. Tamam mı arkadaşlar? Cevap E demiş olduk. Arkadaşlar son sorumuz. Geç ikinci soru ama büyük diye böyle sona bıraktım ben bu soruyu. 12. sorumuz arkadaşlar. Ögelerle alakalı çok güzel sorular çözdük arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi hangisi söylenemez? Birinci cümle özne, belirtili nesne ve yüklemden oluşmuştur diyor. Bakalım. Çürütür yüklem, çürüten ne? Göbekli tepe hocam. Tamam özne. Göbekli Tepe neyi çürütüyor? Yıllardır tarih derslerinde öğretilen göçebe toplulukların tarımı öğrenerek yerleşik kaydı geçtiği tezini. Hocam burası zaten tamamen bir tamlama. Özne belirtilen esne yüklem hocam. Aa doğru bakın. İkinci cümlede dolay tümeç olacak. Ve dolay tümeç sıfat fiil grubu görevinde olacak. Yani sıfat fiil grubu dolay tümecin işinde olacak diyor. Anladık mı bakın? iki şey. Sıfat fiili var mı? Dolaylı tümeç var mı? Hemen ikiye bakalım. Yerleşik hayata geçişin çiftçilik ve hayvancının ortaya çıkışıyla gerçekleştiği düşünülüyordu. Ya kardeşim bir defa edadanla biten kelime yok ya. Bakın yani dikkat edin. Dolaylı tümeç ne demek dolaylı tümeç? e -de -den, edadan yüzde yüz. Yok ki yani. Cevap Bursa. Tamam mı? Mesela bak. Bakalım. Düşünülüyor yüklem. Düşünülen ne? edilgen değil mi? Düşünülen ne? Yeleşe hayata geçtiğin çiftçilik ve hayvancılık ortaya çıkış da gerçekleşti. Hocam hepsi özne, özne yüklem. Aslında şöyle demek istiyor burada bakın. Gerçekleştiği sıfat fiil. Tamam mı? Çıkışı isim fiil. Geç. Ee, burada şöyle diyebilir miyiz? Yani aslında ee, düşünülen ne? Sıfat fiil grubu özne görevinde demesi lazım. Düşünülen ne arkadaşlar? Özne. Bundan dolayı ee, ...cevap bursa diyoruz. Mesela edat tümleci... ...bak edat tümleci önemli. Ee, biraz önceki soruyu hatırlayalım. Zor soruyu. Kime göre... E, ...yerleşik hayata... ...geçilmiştir? Kime göre? Araştırmacılara göre. Bakın kime göre? Anneme, anneme göre? Sana göre? Verilere göre? Tamam mı? E göre. Edat da bittiğinden edat tümleci. Kime göre? Neye göre? Doğru hocam. Yüklemi türemiş fiil mi? Dörtte. Bakalım... Yönden yönelmek hocam. Yönden yönelmek türemiştir. Bu da doğru. Birden fazla yüklem var mı? Bak hayatı getirmemiş. Yeri, hayatlarımı getirmiş. Evet iki tane yükten var. Cevap bursa demiş olduk. Evet arkadaşlar sizden gelen teklif üzerine ögeler sorusunu çözdüm arkadaşlar. Yorumlarınız dikkat alıyorum. Benim için çok çok önemli arkadaşlar. Abone olmanız arkadaşlara tavsiye etmeniz bizler için de çok çok önemli. Herkese başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın görüşmek üzere Adem Hoca her zaman yanınızda